Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Büyük bir milletin göz bebekleridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ihanet ediyor demektir. Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi Milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istikale galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde ilk mesajını Gazi Meclis'ten verdi Başkan Erdoğan. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. 15 Temmuz şehitlerini Abdurrahim Karakoç'un Kardan Aydınlık şiiriyle andı. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. 15 Temmuz törenlerinin ilk adresi Gazi Meclis'ti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis bahçesine ilk bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Başkan Erdoğan o hain gecede gazi meclise sahip çıkan herkese teşekkür etti. Ülkenin gerçek sahiplerini hatırlattı bir kez daha. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Abdullah Tayyip'tir. O gece engelleri aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu bir hakkın yerine getiren herkese, şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Erdoğan sözü yeni anayasa çalışmalarına getirdi. Milli mütabakat ruhuyla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da, Hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanlarıyız. Türkiye 84 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak yuvasıdır.